Kuş Bakanı'ndan herkese merhabalar. Hızlıca videoya giriyoruz bugün. Evet, işte harika bir değişiklik daha var yuvamızda. Onu da paylaşıyoruz. Kapağımızın ikinci bölümünü de gördüğünüz üzere ustamız halletti. Mükemmel bir kümesimiz oldu böylece. İki tarafı da muazzam. Evet, hemen günlük kontrolümüzü yapıyoruz. Evet, yavrularımız hemen çıktılar, üzerime attılar. Evet, şu aradaki şeyi de göstereceğim. Evet, aralara da böldük. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere. Şurayı kapatayım şimdi, bir karışıklıktan meydan vermek istemiyorum. Evet, herhalde güzel oldu kümesimiz. Hemen günlük rutin kuşlarımızın durumuna bakıyoruz. Miro yavrular acayip oldular. Oo, elim acıtıyorsunuz. Yavaş. Bunlar felaket, bunlar. Ha, harika. Paçalar 10 numara. Evet. Şimdi yuvada değişiklikler devam ediyor. Şimdi cinsiyetlerle ilgili de bir ayrışma söz konusu. Bugün onları da size anlatacağım. Şimdi bu erkek diyorduk. Buna da erkek diyorduk ama bu erkek çıkmadı. Bu hafta içinde gözlemlediğimiz sürece dişi olduğunu artık teyitledik. Bu da erkek. Çiftleşmeye çalışıyorlar ama bunları birbirine vurmayacağım. Onu söyleyeyim. Altta bıcırığımızın hala cinsiyeti belli değil. Ama ben dişi olacağını düşünüyorum hala. Bekliyoruz sabırla. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada ne yapıyorduk? Yumurta yatıyoruz. Bakalım. Şunu çıkarabilirsem. Evet. Yumurtaya yatmaya devam ediyoruz. Bu arada aşağıda tabii kargaşa söz konusu. Hala bunları yerlerinde tutmakta zorluk çekiyorum. Ama öğrenecekler. Şimdi sabahtan beri içeride olduk arkadaşım. Birazcık sıkılmış hayvanlar. Akşam bu saatlerde genelde uçuruyorum. Onu bekliyorlar zaten. Yemiyorlar. Şimdi Araplarımızda hala yumurta söz konusu değil. Aşağıda evet işte gördüğünüz üzere bu yeni gelen döneğimiz. Kaçak dediğimiz. Üçüncü kaçağımız bu dönek. Evet arkadaşlar. Üçüncü kaçak. Çakmak. Yok, çakmak da değil. Beyaz şeyli odaya girmeye çalışıyor. İlginç. Bakalım onu yakalayabilecek miyiz? Evet. Üçüncü kaçağımız da geldi. Bizim kuşlarla beraber indiler aşağıya. Aç galiba. Erkeğe benziyor. Mardin bilmiyorum ama paçalı. Bakalım yuvaya sokmaya çalışıyorum şimdi. İnşallah onu sokacağız. Biraz ürktü. Gel. Evet, yuvaya gir. Evet. Yuvaya gir. Evet, onu da aldık böylece içeri. Evet. Evet, üçüncü kaçağımız da. Üçüncü kaçağımız bu dönek. Şimdi buna dişi diyorduk. Bu da kaçak. Buna erkek diyorduk. Bu dişi çıktı. Onu da söyleyeyim. Evet, bu da teyitlendi. Buradaki durum böyle. Şöyle burayı bir kapatalım. Şeye bir bakalım. Öbür grup. Evet, burada durumlar ne? Şöyle bir bakalım. Eşkıyayla pamuk. Burada yavrularını büyütüyorlar. Yalnız bir yumurta daha yapma ihtimalleri yükseldi. Yuva ısındırıyorlar gibi geldi bana. Bilmiyorum. İnşallah yapmazlar. Çünkü üçüncü yumurta olacak. Bayağı bir yorgunlar. Ayırmak istiyorum onları aslında. Evet, yavruları da kocaman oldu. Şöyle. Ona da bir bakalım. Gel bakayım. Paçalar beyaz. Göründüğü gibi. Harika. Tam istediğim gibi. Şurada biraz bir beyazlığı var. Şurada. Kanatlarda beyaz yok. Kuyruk da var. Kuyruk aynı kuyruk olacak.
O da belli oldu. Geçmesin bizim. Şimdi öbür yavruya bakalım. O ne durumda? O biraz daha, bir gün daha büyük o. O da kocaman. Bu aynı kuyruk. Bunda da kanatta beyaz yok. Üstte hiçbir yerde beyaz yok. Paçalar gene beyazlı. Harika. Ama kuyruklar aynı kuyruk. Evet, buradaki durumlar da böyle. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün işte nasıl besliyoruz onları anlatacağım size. Neyle besliyoruz? Ondan sonra da buradan yuvadan kaldıracağız kuşları ve yuvaya inişlerini takip edip bakalım çekebilirsem onu çekeceğim ve paylaşacağım sizde. Hadi bakalım şimdi yemlere bir bakalım. Ne yem vermemiz gerekiyor? Evet, şimdi yaz geldiği için şu sırada buğday, kırmızı buğday veriyoruz. Bir de marketlerde satılan nişastalık veya neydi o? Sarı bir buğday var. Onu vermeyin çünkü kuşları bayağı bir güçsüz bırakıyor ve ishal oluyorlar. Kırmızı. Kırmızı buğday. Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Bir de şöyle karışığımız var. Bunu şöyle içinde neler var bakalım. Mısır var. Buğday var. Ondan sonra fil galiba var birazcık. Bezelye var galiba şurada. Gördüğüm kadarıyla. Bu karışık. Bir de şey var galiba. Ha, bezelye burada bak. Bezelye çıktı. Nohut da var az bir şey. Bu karışığı yavrulara veriyorum. Veya yavru doyuran çiftlere veriyorum. Bunun dışında burada yeterli oluyor. Bazen hava soğuk olursa veya güçsüz görürsem de şurada mısırım var. İyi bir mısır bu. Kaliteli bir mısır. Mısırdan veriyorum. Şöyle götüreyim. Yani bunlar yeterli oluyor ve sağlıklarıyla ilgili şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Evet, şimdi uçuracağımız kuşları göstereceğim size. Bakalım buradan yuvadan kaldıracağız. Bir numara bıcırık. Bunu uçuracağız. Bugün göreceğiz. Bu arada Şila hemen girdi şeye. Şey Şila diyorum. Kempes diyecektik bunu ama erkek olduğunu düşünüyorduk. Şimdi bu bayana döndüğü zaman, yani bayan diyorum yani işte dişiye döndüğü zaman buna Şila diyoruz. Evet. Bundan sonra bunun adı Şila oldu. Onu da söyleyeyim. Peşinden şurada karanfilimiz var. Bugün uçuracağımız bıcırıkla beraber karanfil. Onun da paçalarında beyaz var. Hoşuma gidiyor. Sonra bir de şunu. Bunu uçuracağız. Bu üçü uçacak. Yukarıda. Bakalım seyredeceksiniz. İnşallah. Evet. Hazırlıyoruz. İkili. Evet. Bıcırık geldi. Hoppa. Şimdi evet. Şimdi hazır. Bu kalkmadı ya. Evet. Evet, şimdi kadraja her zaman girmedikleri için bunları kesip şey yapacağım, göstereceğim inşallah. Şu anda mesela bomboş, hiçbir yere bakmıyoruz. Bizim karanfil hala burada kalkmadı. Evet, karanfil de kaldırdık. Bu siyah poşet cam. Evet. İşte taklalar başladı.
Evet. Bu taraftaki şey, karanfil. Yukarıdaki yükselen. Az önce bıcırık girmişti kadraja. Evet, şimdi üçü de kadrajda olması lazım. Hatta şunu yaklaştıralım. Evet. Harikalar, üçü de kadrajda şu anda. Bayağı bir yükseldiler. Maşallah çocuklara. Evet, şimdi buraya bakalım indirebilecek miyiz? Onu da bir gösterebilirsek muazzam olacak. Şöyle yapacağım. Mümkün mertebe anlamaya çalışın. Yani elimdeki imkanları zorluyorum. Bakayım, inşallah şeyden korkmazlar. Şimdi bunlar baktık ki yoruluyor. Hemen iki tane devamlı kanat çırpan yavrumuzu. Evet. İki yavru görünce gerçekleri yeri bilmesi lazım. Evet, ağızlar bir karış açık. Evet, gördüğünüz gibi gıcırıkla bu arkadaş kalktıkları yere indiler. Ağızlar bir karış açık. Bakalım yavrumuz. Evet, işte karanfil. Bravo sana. Aferin sana. Evet, bu da kalktığı yere indi. Eğitimlerin sonucunu aldık. Yavrular sağa sola atıyorlar şu anda, gördüğünüz gibi. Normal. Çünkü etraf hep bina. Buna çok takılmayın. Zamanla öğreniyorlar. Ve kalktıkları yere bu şekilde görüldüğü gibi iniyorlar. Zaten kalktığı yere inmiyorsa ne yapacağız? Bay bay yapacağız. Evet. Gördüğünüz üzere bu da uçumlarımız. Şimdi şöyle bir durum var. Çok büyük değişiklikler var. Kuşların bazılarını sahiplendireceğim.
Şöyle artık hepsini açabiliriz. Biraz ufak bir bilgi vereyim. Kuşların çoğunu sahiplendirmeyi düşünüyorum. Şöyle, kuşlarımız çıksın. Hepsini görelim. Şöyle keyif alanımıza oturalım. Şöyle seyredelim. Bu en güzel keyif bizim için. Evet. Çok büyük değişiklikler var. Olacak. Kuşların birçoğunu sahiplendireceğim. Hiç beklenmedik değişikliklerle bundan sonraki videolarda karşılaşabilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Yani macera devam ediyor. İnşallah bitmeyecek. Her bölümde çok daha değişik şeylerle karşılaşacağız. Bence bu dizi tadında devam eden bölümleri mutlaka izleyin. Tamamını izleyin. Oralarda ufak tefek bilgiler mutlaka alırsınız. Ve ilk videoyla şu andaki son videoyu seyrederseniz aradaki farkı da mutlaka gözlemleyeceksiniz. İlk videomuz tanıtım videosuydu. Seyis, yuva ve kuşları tanıtmıştık. Bir de bugünkü videoyu seyredin, kıyaslayın. Aradaki farkı göreceksiniz. Efendim, çok teşekkür ediyorum bizlere de verdiğiniz destekler için. Sevgili takip ve üye olanlar, ayrıca beğenilerini eksik etmeyen sevgili hayvansever ve güvercinsever dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Ama önümüzdeki videoda çok ilginç değişikliklerle de karşılaşabilirsiniz. Demedi demeyin. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.